Ne yiyor şu an? Kaşar peynir. En sevdiği şey. Artık yesin de tek ne yerse yesin gözüyle bakıyoruz. Başka bir türlü duramıyor değil mi? Yani devriliyor artık, bu pozisyonda yatıyor. Bir sürünme formatıyla bir tuvalete gidiyor. Fark edersen ben götürüyorum. Duydun mu? Su vereyim mi? Bakalım şimdi. Doydu. Tamam. Bitti. Yok bir şey. Bak ben seni rahat tutayım. Rahat tutayım ben seni. Bana müsaade et. Tamam. Evet. 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 Bu. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Yatıracağım seni. Diğerde kıskanıyor mu? Dokunulmazlığı var, herkes biliyor. Ablalar mı gelmiş oldu? Özelliği var. Rahatlatıcı özelliği var. Evet, benim oğlum kucağıma yatacak. Evet, kucak istiyor. Benim oğlum kucağıma yatacak. Teselli işte, sevilmek onun arasında. Çok acı çektiği için tırnaklarını. Üzüm oldu bitti. Benden başkasına da gitmez zaten. O bir apse oluştu falan. Kliniğe götürdük. Apseyi açtılar. Bundan sonra kötü haber. Kanser. Evet bir tane. Üzüm. Çok seviyor muyum ben seni? Hı? Evet ben de seni çok seviyorum. Seviyorum. Üzümü 10 yıl evvel Ankara Çankaya Mühye Köyü'nde bir 20 kiloluk mayonez kovasının içerisinde ağzı kapatılmış, arka ayakları kırılmış, kuyruğu kırılmış, bir telle bağlanmış şekilde ağzını kapatmışlar. Ölmesi için atılmış, tesadüfen yoldan geçerken kutunun sallandığını fark ederek bir arkadaşımla birlikte durduk ve kutunun kapağını açtığımızda şok olduk. 2 aylık civarındaydı o zaman üzüm. Hemen kliniğe yetiştirdik. İşte ameliyatları oldu. Toparladık. 10 yıldır bizimle üzüm. Sonrasında kemik kanserine yakalandı. Kemik kanserinin neticesinde işte ilk cerrahi müdahalelerinden sonra bir daha cerrahi müdahaleyi kaldıramayacağı için kemoterapi uygulandı. Fakat onlar da çok başarı sağlayamadı. Üzüm kısmi felç olarak hayatına devam ediyor. Çok özel bir çocuk. Çok akıllı, hayatımda tanıdığım en titiz, en temiz, en duygusal kedilerden. Hala bu kadar büyük bir acı içerisinde olmasına rağmen hala bana düşkünlüğü, o sürünerek tuvalete gidip tuvalet kabını açışını yapması bütün titizliğiyle devam ediyor. Yani üzüm gerçekten bizim için çok önemli. Birçok insan diyor ki işte uyut. Yani bizim yerimizde değiller çünkü bunu söyleyenler. Üzüm'de bizim geçmişteki 10 yılımızı onlar paylaşmadılar. Üzüm'ün hala yemek yeme isteği, oyun isteği, beni sev isteği hala devam ediyor. Böyle bu istekleri devam eden bir canlıyı biz nasıl öldürebiliriz? Nasıl bunun uyutmanın eşittir öldürmek yani. Böyle bir şeyi bizden çok talep ediyorlar üzüm için ama biz bunu kabul edemiyoruz. O bizim çocuğumuz. Siz çocuğunuzu uyutur musunuz? Yani. Üzümle biz bakışlarımızla anlatıyoruz birbirimize. Yani o bana bakışıyla ne istediğini, yemek mi istiyor, sevgi mi istiyor, su mu istiyor, uyumak mı istiyor, yani onunla konuşmamı istiyor. Ben onun bakışlarından anlıyorum artık. Onun tek istediği bolca sevgi, biraz yemek, biraz su. Yani zaten kapladığı alan bu kadarcık bir alan hayatta. Onun için biz sonuna kadar üzümle birlikteyiz. Sonuna kadar onun için mücadele edeceğiz.